Türkiye'nin bisiklet ve triatlon portalı CyclingTR. CyclingTR.com. Şimdi yanımızda Konya Torku Şeker Spor'un Onursal Başkanı ve PAMKO Birlik Başkanı Recep Konuk var. Recep Konuk bugün Tour of Turkey öncesi takımına başarılar dilemek için takım toplantısına katıldı. Konya'dan geldi kendisi. Merhaba Recep Bey. Takımınız için iyi dileklerinizi ilettiniz. Biz de Türkiye evet. adına öncelikle başarılarınızın devamını diliyoruz ve iyi bir dereceyle buradan ayrılmanızı diyorum. Bu yılki derecelerden beklentileriniz nedir? Geçen yıl çok başarılıydı evet. ancak bazı aksilikler olmuştu. Evet. Bu yıl nasıl? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın bu yıl düzenlediği 48. yarış. Artık bisiklet sporu dünyada çok öne çıkan bir spor. Dünya çok ilgili. Dayanıklılığın, azmin, dayanışmanın, spor ahlakının, bir anlamda organizasyonunun birçok fonksiyonunun iç içe geçtiği bir yarış. Hele hele Cumhurbaşkanlığımızın verdiği ehemmiyet, ülkemiz tanıtımından tanıtımı için seçilen güzergah ve dünyadan katılan diğer çok saygın bisiklet takımları ve bisikletçilerin olması. Eminim bu yarışın her şeyden önce hem kalitesini hem de Türkiye'nin tanıtımında büyük bir katkıyı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Biz Konya Torku Şeker Spor olarak artık ürünlerimizin içerisinde sosyal sorumlulukları da arayan, onun da olmasını isteyen bir anlayışı sürdürüyoruz. Nitekim Konya Şeker Konya nüfusu kadar bir ağaçlandırmayı hedefledi ve bunu üçe katlayarak bugün Türkiye'de herkesin Konya'da bir ağacı olacağı projeye döndürdü. Yani bu bir sosyal sorumluluk anlayışıdır. 75 milyon ağaç hedefiyle yolda. Bu arada eğitime, özellikle spora büyük destek ve katkı veriyoruz. Artık sizin ürünlerinizin kalitesi bu tür sorumluluklarla da ne kadar yoğunlaştığıyla fazlaca alakalı bir konu. Dolayısıyla biz Torku Şeker Spor'a, Torku'ya böyle bakıyoruz. Ve ülkemiz adına da doğru işler çıkaracaklarına inanıyoruz. Biz öncelikle bu yarışın büyük bir saygıyla, bir spor ahlakı anlayışıyla, bir hoşgörü Mevlana diyarından geliyoruz. Hoşgörülerin, hoşgörülüğün bolca olduğu, herkesin birbirine saygı duyduğu, varsa bir kuvvet ve güç, eğer geçilemiyorsa onu saygıyla karşılanacağı bir anlayışla yarışıldığı bir yarış olmasını kazasız belasız temenni ediyorum. Tabii Konya düz bir arazi. Bizim bisiklet atasporumuz, Konya'nın atasporudur. Dolayısıyla bisikleti Konya Şeker olarak ayakta tutmaya çalışıyoruz. Birçok kulübün, birçok firmanın bisiklet takımlarını lav ettiği bir dönemde biz tam aksine amatör olan takımımızı bir anlamda profesyonel bir aralığa da taşıdık. Elbette bunun riskleri var. Tabii sonuçlarını dünya izliyor. Ama bu riskleri almak zorundasınız. Hem kurumsal bir yapının görevlerinin bir bütün olarak icra edilmesinde, sosyal sorumluluktan öte zorunluluğun yerine getirilmesinde, hem ülkemizin tanıtımında, hem de özellikle kurum olarak da tabii ki beklentilerimiz var. Yani
marka değerimizin artırılmasında doğru katkılar oluşturacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımızla bir Çin seyahatimiz oldu. 1 milyar 300 milyon nüfus, artık dünya farklı şeyler üretsin de biz tüketelim anlayışındalar. Çünkü çok üretme, gıdayı üretme kabiliyetleri yok. Bu ülkenin müthiş bu anlamda bir kabiliyeti var. İşte sizin o pazarlarda yer alabilmenizin de bir anlamda bu tür aktivitelerle doğru tanınmanızdan geçen bir anlayışa da ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bunun ayrıca bu ülkenin herhangi bir ürününün Torku'nun da markalaşmasında doğru bir aralık olarak görüyoruz. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman böyle bir bahar ayında birçok ülkenin birçok değerli sporcunun katıldığı, çok üst düzey en uç bizi temsil eden ülkemizin en tepesinin koordine ettiği, onun adına yarışıldığı Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 48.sinin ben ülkemize, milletimize, insanlığa, sporcularımıza, bütün spor ailesine, herkese hayır getirmesini diliyorum. İnşallah ülkemiz adına iyi olacaktır. Emeği geçenleri kutluyorum. Federasyon başkanımız başta olmak üzere Gençlik Spor Genel Müdürümüz Sayın Baykan'ın da içinde olduğu, Spor Bakanımızın fevkalade büyük desteklerinin olduğu, hükümetin bu tür aktiviteleri artık ulusal değil uluslararası arenada da hizmet verecek şekilde destekliyor olması, bütün bunların bir güzellik olarak inkişafını adeta zorluyor, zorunlu hale getiriyor. İnşallah bunun sonuçlarını yaşarız diye düşünüyorum. Herkese başarı diliyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Öncelikle Türkiye adına, daha sonra kendimiz adına. Harika bir iş başardınız. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Çünkü geçen gün Hollanda basınında Konya Torku Şeker Spor'un haberi çıktı. Bu evet. Çok güzel bir şey. Bir Türk olarak, bir Türk yazar olarak bununla gurur duydum. Sizinle zaten gurur duyuyoruz. Umarım bu yıl çok çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Ben şunu söyleyeyim bu vesileyle o zaman. Yani bu coğrafyada her kim yaşıyorsa, onlarca medeniyetin medeniyetten imbiklenen birçok kabiliyeti her birimiz genlerimizde barındırıyoruz. Dolayısıyla geçmişte birçok başarıya imza atan, birçok başarının öncüsü olan bu milletin çocukları eminim dün cephede gösterdiği başarıyı bugün ekonomide ve sportif alanda da gösterecektir. Sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.